Yıl 2007. Eşim ve ben Bolu'da mutlu bir hayatı yaşıyorduk. Eşim olacak. Doğa üstü olaylara ilgiliydi. Bu konular onun ilgisini çekiyordu. Ben ise ilk başlarda bu olaylara pek dahil olmadım. Çünkü korkuyordum. Ama eşimle zaman geçirdikçe bu olaylar benim de ilgimi çekmeye başladı. Yaz tatili geliyordu. Mayıs ayının sonlarındaydı. Eşimin çocukluk arkadaşı Yücel ve eşi gelmişti. Yücel bu konularla çok daha ilgiliydi. Eşi Firdevs bu olaylara bu kadar ilgi duymanın saçma olduğunu düşünüyordu. Biraz onların muhabbetlerine kulak misafiri oldu. Körpeti isimli bir köyden bahsediyorlardı. Eşim, köyün Aksaray'da olduğunu söylüyordu. Yücel ısrarla köyün Bursa'da olduğunu iddia ediyordu. Eşim Olcay, Yücel'e Körpete köyü olayını sordu. Yücel'in anlattıkları kanımı dondurmuştu. Bu köy için anlattığı olay çok korkutucuydu. Bu köyde ne için böyle korkunç olayların olduğunu sordum. Cevap veremedi. İnternet üzerinden araştırınca Onur Bey'in kasedini buldular. Videoyu izlediler. Yücel, saçma. O köy böyle bir büyü yüzünden lanetlenmiş olamaz deyip geçiştirdi. Saçma ama Yücel ve Olcay arasında kim cinler hakkında daha çok bilgi biliyor yarışı vardı. Gecenin geriye kalanını ben ve Firdevs balkonda kahve içip gıybet yapmakla geçirdik. Gecenin sonunda Olcay ve Yücel'in bu kadar fazla şey bilmesini çok kıskanacak olsa ki ilk izinde Körpücü Köyü'ne gitmeye karar verdi. Hem Balıkesir'deki akrabalarımızın düğününe gidecektik. Hem de bu köy gideceğimiz yolun üzerinde olduğu için köye uğrayıp bu köyü soruşturacaktık. Fikrinin çok saçma olduğunu söyledim bana sinirlenip ben de tek başıma giderim diyerek uykuya daldı. Ciddi ciddi bir inat yüzünden Körpece köyüne yolculuk hazırlığı başlattı. Arabayı hazırlayınca bana dönüp geliyor musun dedi. Hiç istemeden de olsa kabul ettim. Çünkü eşim inatçıydı. Ben ne dersem diyeyim bana karşı çıkacaktı. Çok uzun süren bir yolculuğun ardından hey köyüne geldik. Bu köy terk edilmişti ama yaşam da yoktu bu köyde. Köyde 4-5 tur attıktan sonra köyün kahvehanesinin açık olduğunu gördük. Olcay selam verdi. Kahvedeki adam selamını aldı. Usta bu civarlarda hiç terk edilmiş bir köy var mı? Kahvehanedeki adam bu civarda çok köy terk edildi. Bu köy bile dedi. Olcay adama e siz kime hizmet ediyorsunuz? Köyde kimse yoksa ne yapıyorsunuz burada dedi. Kahvedeki adam buradan birkaç kilometre ileride bir köy var. Oranın köylüleri arada bir uğrar. Gene onlar geldi. Ondan açtık. Şimdi kapatıyordum. Siz geldiniz. Dedi. Peki usta bu civarda körpece köyü var mı? Diye sordu adama. Adam bir anda bize karşı sinirli bir tavır aldı. Bana o köyden sormayın. Hacı Ahmet var. Gidin ona sorun her şeyi. Dedi. Olacak. Peki onu nasıl bulabiliriz diye sordu. Kahvedeki adam o sabah körpece köyüne gitti. Akşamüstü döner. Köyün çıkışında şu yoldan gidiliyor. Bu yol takip edin. Ormana açılan patika yolda bekleyin. Gelince zaten anlarsınız bu olduğunu. Adamın tarif ettiği yola geldik. Saat yedi olmuştu. Orman yolunda beş tane siyah çarşaflı kişi geliyordu. Bizi fark edince duraksadılar. Geri döndüler. Beş dakika sonra beyaz saçlı, beyaz sakallı yaşlı bir adam elinde asasıyla yavaş yavaş geliyordu. Ayağa kalktık. Olcay, Hacı Ahmet amca diye seslendi. Adam, buyurun evladım dedi. Ahmet amca, biz Körpece köyü için geldik. O köy hakkında seninle konuşmak istiyoruz. Bize yardım eder misin diye sordu. Körpece mi? O köy bomboş şu anda. Ne yapacaksınız orada? Bir araştırma yapmamız lazım. Sen bize yardım etsen. Peki, buyurun ne istiyorsunuz dedi yaşlı adam. Ahmet amca, bu köyde ne oldu? Niye terk edildi diye sordu Olcay. Gelin benim evime. Orada ayrıntılı bir biçimde konuşuruz. Eşimle birlikte Ahmet amcanın evine gittik. Klasik bir köy evinde yaşıyordu Ahmet amca. Eve girip oturduğumuzda Ahmet amca anlatmaya başladı. Körpeci köyü benim de üzerinde çalıştığım ama hala sırrını çözemediğim bir köy. Zamanında 1989'da alel acele terk edildi. O kadar acele terk ettiler ki köyde askerlik yapan beş çocuk köye döndüğünde yıkık dökük harabe yığınlarıyla karşılaştılar. En çok İlhan'a üzüldüm. Babasını nöbet sırasında kaybetmişti. Ondan önce kardeşi İsmail'i kaybetti. Helak sırasında da annesini. Peki köye büyü mü yapıldı? Bak o köyde büyü de yapılmış olabilir. Ancak o köy yalnızca bir büyüyle bu kadar lanetlenmiş olamaz. Çok daha korkuncu var. Peki ne hocam? biraz daha açık konuşsak. Bak, ben sana tüm olayları anlatayım. Bu olayları herkes dile getirmez. Bu köyde olaylar bir cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Köyde olaylar çok daha öncesine dayanıyor. Köyde bir kişi kaybolunca ve uzun süre haber alınamayınca yüzme bilenler dereye dalıp köprünün altına inerlerdi. Kaybolanların cesedi orada bulunurdu. Sonra bu olaylar başlamadan önce son cuma gününde herkes cuma namazını kılmak için camiye toplanmıştı. Hutbe okunduktan sonra hoca belinde taşıdığı silahı cemaate doğruldu. Beş el ateş etmiş. Allah'tan silah kurusu kıymış. Kimse yara almadı. Cumartesi gecesi düğün vardı. Düğün sırasında gelin bir anda ortadan kayboldu. Hala haber yok. Sonra olaylar başladı. Perşembe gecesi körpecede yangın çıktı. Adam köyün etrafında çok hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Bağırıyordu. Kimse tutamıyordu. Adam normalden çok daha hızlı koşuyordu. Bir süre koştuktan sonra köy meydanına gelip elindeki bıçakla boynunu kesti. Ertesi sabah köylüler uyandığında gölü kan kırmızısı bir halde gördüler. Sonra da köyü helak doğasına çıkardılar. Peki Ahmet amca köyde yaşanan olayların hepsi gerçek mi? Keşke gerçek olmasaydı. Maalesef gerçek. Olcaya bakıp saatin geç olduğunu ve daha buradan Balıkesir'e gideceğimizi, bu yüzden hızlı olmasını istedim. Olcay, peki hocam, sizce Pübitan daha korkunç ne var orada? Bence o gelin cinler tarafından sahiplenilmişti. Cin kızın evlenmesini istemediği için onu kaçırdı. Düğüne gelen herkesin musallat oldu. Düğüne gelen tüm bekar erkekler de ölü bulundu zaten. Diğer bir ihtimal ise birden fazla büyü yapılmış olması, bir büyü asla herhangi bir köyü mihrezin konuya dahil olması kadar büyük bir lanete sürükleyemez. Oğlum ben size buradan Balıkesir yolunu göstereyim. Hiç ara ola geri dönmekle uğraşmayın. Hem geçerken Körpece köyünün de yanından geçeceksiniz. Dikkatli olun. Arabayı bıraktığımız yere döndük. Arabayı aldık ve Atika yola girdik. Etrafta sadece kocaman ağaçlar vardı. Arabanın farları dışında zifiri bir karanlık çökmüştü. Önümü zor görüyordum. O sırada araba bir anda sarsıldı. Büyük ihtimalle bir hayvana çarpmıştık. Arabadan indik. Siyah bir dağ keçisine çarpmıştık. Keçinin sürü halinde gezebileceği ihtimali olduğu için etrafa bakındık. Eşim bir ağacın altında kazılmış bir çukur buldu. Sonrasında bana Gel şu hayvanı şuraya çekelim. Yolu kapatmasın dedi. Derin bir çukurdu. Hayvanı oraya gömdük. Sonra yola devam ettik. Gece üç gibi köye vardık. Amcamlar bizi bekliyordu. Yatmamışlardı. Biz gelince bizi karşılayıp yattılar. İçimde bir huzursuzluk vardı. Uyuyamıyordum. Gece saat dört otuz gibi çok korkunç bir çığlık sesiyle uyandık. Dışarı çıktık. Ev köy meydanındaydı herkes köy meydanına toplanmıştı. Merak edip baktık. Köy meydanında bir adam boğazı kesilmiş bir halde hareketsiz yatıyordu. Etrafta ne bir bıçak ne de bir kesici alet vardı. O görüntüyü gördükten sonra gece bana kabus olmuştu. Uyuyamadım, sabahladım. Ertesi sabah amcam ve eşim Olcay camiye gittiler. Biz de düğün hazırlıklarına başladık. Amcam ve eşim koşarak eve döndüler. İmam cinnet geçirmiş, Arapça bir şeyler söyleyip cemaate saldırmış. Bu köy böyle bir köy değildi. İnsanlar çok sevecendi. Ne olmuştu bu köye? Akşam düğünü yapıp eve dönüşe hazırlandık. Gece yine geç olmuştu. Eşim yolu uzatmamak için yeniden Körpüze köyünün olduğu yoldan ilerledi. Bayağı bir ilerledikten sonra karşımıza kanlar içinde bir kişi çıktı. Arabayı durdurduk. İndiğimizde eşime olcay sen misin diye sordu. Eşim kafasını salladı. Adam sanki birisi tarafından izleniyormuşçasına tepki veriyordu. Eşimi ormanın içerisine doğru çekip "Ben İlhan Körpeci dedim. Bu köye musallat olan marit cinleri şu anda size kanlı, cinli gözlerle bakıyorlar." dedi. Olcay "Nasıl diyen diye bildi. Biz bu köyde beş kişi kalıyorduk. Dört arkadaşımı öldürüp köyün yakınındaki cin mezarlığına gömdüler." Olcay, hangi cin mezarlığı diye sordu. İlhan, köyün bu kadar lanetlenmesine sebep olan cin mezarlığı, dedi. Olcay İlhan'a bu köyde ne olduğunu sordu. İlhan anlatmaya başladı. Köylüler, köyün yakınındaki cin mezarlığında define ararken, yanlışlıkla istemeden, bilmeden cinlerin özeline karıştılar. Ölü cinlerin mezarlarını açtılar. Orada, Zuzula, Cühenna, Kulyas gibi tehlikeli cin kabilelerini ölüleri yatıyordu. Köyün bekar erkekleri, kızları zengin bir hayatta yaşatmak için bu define işine girdiler. İçlerinde kardeşim de vardı. Bu kabilelerin cinleri de özellerine karışan, körpeci köylülerinin hepsini lanetledi. Herkes öldü ve biz kaldık. Peki düğün gününde kaçırılan kadın? Kulyas cinleri asayiş gibidir. Her cinler aleminde birisine zarar gelirse, onlar intikam almak için gelirler. Bu kabile, insana aşık olan cin kabilelerinden. Kızı sahiplendiler. Kıza aşık olan cin, Mihres'in torunlarından biriydi. Bu hafta zaten, babası köyün meydanında intihar etti. Cinler onu delirtti. Peki ya Onur? Köye Marit cinlerini musallat eden oydu. Marit cinleri ona bir şey yapmadı. O dileği elde etmek için Marit cinlerini kullandı. Ama yapacaklar. Peki İlhan? ne yapmamız lazım? Şu an sizi gözlüyorlar. Siz onlardan birini öldürmüşsünüz. Şimdi ise bana kanlı gözlerle bakıyorlar. Çünkü sizinle konuştum. O sırada çok güçlü bir rüzgar esti. İlhan'ın arkasında orta boylu, domuz kafalı, siyah kıllı bir varlık belirip İlhan'ı içine aldı. Biz ise eşimle birlikte yerden havaya yükseldik. Yavaşça yere indik sonra. Şoktan kurtulmam kısa zaman aldı. Eşim ise donmuş vaziyette öylece bakıyordu. Ormanın içinden bizi izleyen onlarca gözü görebiliyordu. Eşimin elinden tutup hızla çektim. Patika yolun sonuna ulaştım. Ahmet amcayı arıyordum. Evine girdim. Evinin içinde duvarlarda domuz kafaları asılıydı. Evin içinde garip bir dilde konuşan siyah keçiler vardı. Evden dışarı çıktım. Sonra koşmaya başladım. Yolun yarısında bazı köylülerin bana doğru koştuğunu gördü. İmam kıyafetli birisi yanıma gelip ne olduğunu sordu. Tüm olayları olup biteni anlattım. Hoca bazı dualar okuyarak eşime yaklaştı. Her yaklaştığında eşim acı çekiyor, kıvranıyordu. Son bir hamleyle eşimin üstüne atladı. İki köyle de eşimi tuttu. Hoca ve köylüler elleriyle gömdüğümüz keçinin mezarını açtılar. Mezarı açarken Hoca bir yandan okuyordu. Mezarı açtıklarında keçi hala yaşıyordu. Gömdüğümüz yerden çok hızlı bir şekilde ormandan içeriye doğru koştu. Daha sonra gözden kayboldu. Mezarın açılmasıyla eşim de iyileşti. Hoca bize çarptığımızın keçi kılığına girmiş bir Çin olduğunu söyledi. Hocaya Hacı Ahmet amcayı sordum. Ama öyle birinin bu köyde olmadığını söyledi. Bu olaydan sonra Balıkesir yoluna devam etmeden, Bolu'ya geri döndük. Cinlere olan merakın neredeyse ölmemize neden olacaktı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Sefik. 28 yaşında motorlu kuryelik yapan bir gençtim. Benim gibi ailesi olmayan arkadaşım Harun ve Yılmaz'la birlikte aynı evde bekar hayatı yaşamaktaydım. Yılmaz depo sorumlusu, Harun ise benim gibi motorlu kuryeydi. Yıllar öncesinden gelen tanışıklık ve samimiyetimizden ötürü çok iyi üç arkadaş olmuştuk. Birbirimize yeri gelir anne, yeri gelir baba, yeri gelir kardeş olurduk. Yıllarca çok güzel günler geçirdik. Ama hayatımızın alt üst olacağını daha önce hiç düşünmemiştim. Yeni günlerden bir gün işimizi bitirmek üzere son saatlerimizi geçiriyorduk. Dışarıda şiddetli bir yağmur vardı. Depoda çayımızı içtiğimiz sırada sisteme bir sipariş düştü. Açıkçası işimin bitmesine yarım saat kalmış ve yağmur yağıyorken sipariş gelmesi canımı çok sıkmıştı. Hızla gidip gelen siparişi hazırladım ve motoru yükledim. Gidecek adreste şansıma biraz uzaktı. Söylene söylene depodan çıktım ve yağmurlu havada tam gaz ilerlemeye başladım. Öyle ki iş bitiş saatinden önce depoda olmak için olabildiğince trafik kurallarını ihlal ediyordum. Ancak yolun yarısına geldiğimde yağmurun yanında bir de aşırı derece güçlü bir rüzgar bastırdı. Öyle ki motorumu dengede tutmakta zorlanıyordum. Yavaş yavaş gitmeme rağmen hala zorlanıyordum. Neyse ki hemen arkamdan gelen kamyon benim halimi görmüş olacak ki yanımda durup siper oldu bana. Ben de teşekkür edercesine elimi kaldırdım. Bir süre o şekilde ilerledim. Arkamda uzaktan bana hızla yaklaşan bir aracın farını fark ettim. Kendi kendime umarım yanımdan yavaş geçer diye söyleniyordum. Bu gelen bir taksiydi. Öyle ki bu civardaki taksiciler de tıpkı bizim gibi trafik kurallarına uymayan insanlardı. Bana çok fazla yaklaşmasına rağmen hızını hala düşürmüyordu. Tam arkama geldiği sırada makas atıp sol seride geçti. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Frene basmasına rağmen yağmurda toparlayamadı ve aracı bu sefer benim üzerime doğru gelmeye başladı. Kamyon şoförü taksinin bana vuracağını fark etti ve ustalıkla direksiyonunu kırarak emniyet şeridine kaçmaya çalıştı. Böylece taksi bana çarparsa motorun kamyonun altına girmesini bir nebze de olsa önlenecekti. Fakat işler yolunda gitmedi. Taksici bana çarptığı gibi kamyonun altına doğru fırladım. Kamyon şoförü ise benim hayatımı kurtarmak için kendi canını ve malını hiçe sayarak emniyet şeridinden de çıkıp sağdaki ağaçlık alana fırladı. Ağaçlık alanda yoldan birkaç metre kadar aşağıdaydı. Zavallı kamyoncu gözlerimin önünde koca bir ağaca burun buruna girdi ve ben de hemen ardından kamyonun altına fırladım. Tüm bu olanlar birkaç saniye içinde yaşandı kafamı vurmamın etkisiyle orada bayılmıştım. Gözümü günler sonra bir hastane odasında açtım. Her yerim deli gibi ağrıyordu. Başımda bir doktor, bir hemşire ve iki polis memuru dikiliyordu. Şaşkınlıkla doktora bana ne oldu dedim. Doktor bir it çekti ve üzücü bir trafik kazası geçirdiniz. Sizi birkaç gün yoğun bakımda tuttuktan sonra odaya aldık. Hayati tehlikeniz yok. Birkaç güne taburcu edeceğiz kendinizi iyi hissediyorsanız memur arkadaşlar sizden bir ifade alacak dedi. Ben de onaylarda sana başımı sağladım. Ardından memur bir olayı anlatmamı istedi. Ben de olayı hatırladığım kadarıyla anlattım. Polis memurları ifademi aldı ve tam çıkacakları sırada ben bayıldıktan sonra ne oldu? Kamyon şoförü ve taksicinin durumu ne halimde dedim. Polis memuru bildiğimiz kadarıyla kamyon şoförü arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti. Taksi dede, üç müşteri varmış, bir de bebek. Taksi şoförü, bebek ve annesi vefat etti. Babası ise komada. Tüm suç, taksicinin gözüküyor. Telefon kayıtlarında, duraktan bir arkadaşına sinirlendiğini, sırası olmadığı halde, arkadaşının yolcusunu aldığını ve bu yüzden hız yaptığını düşünüyoruz. Tabi bu konu hakkında size detaylı bilgi verilecek dedi. Bunu duyduğumda yıkılmıştım. Suçu günahı olmayan bir aile tanımadığı bir motorcu için canını hiçe sayan kamyon şoförü ve evine yetişmeye çalışan bir motorcu. Hepimiz suçsuz yere büyük bedeller ödedik. Çünkü günler sonra taburcu oldum ve artık yürüyemeyeceğimi öğrenmiştim. Günler sonra evimdeydim. Tekerlekli sandalye ve iki tane koltuk değneğiyle yapayalnız bir adamdım artık. Arkadaşlarım işten geldiklerinde benimle ilgileniyordu. Ben ise Tüm gün evde onların gelmesini bekliyordum. Tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarımı tek başıma karşılıyor, yemeği ise dışarıdan söylüyordum. Bir süre arkadaşlarım bana maddi manevi destek olacaklardı. Daha sonraki günlerde gelecek olan engelli maaşıyla geçinecek tazminat ve ufak birikimimi bankaya faizi olarak yatırarak hayatta kalmaya çalışacaktım. Arkadaşlarım da bana seve seve destek olacaklarını söylediler. Aslına bakılırsa Yılmaz için hiçbir sorun yoktu. Benimle canla başla ilgileniyordu. Ancak Harun olaylara biraz daha gerçekçi yaklaşarak biz evlendiğimizde bu adama kim bakacak? Acaba bakım evine yatırsak devlet bakar mı gibi fikirlerle yaklaşıyordu. Harun da haklıydı. Benim içime en çok dert olan şey ise kız arkadaşım Şeyma'nın benim sakat kaldığımı öğrendikten sonra telefon numarasını değiştirip beni terk etmesi olmuştu. Hastaneden çıkışımın ilk günüydü ve bugün benim evde ilk yalnız kalışım olacaktı. Arkadaşlarım zorluk çekmemem için yanı başıma suyumu, ilaçlarımı ve yemeğimi hazır olarak koymuşlardı. Benimle vedalaştılar ve evden çıktılar. Telefonum kaza yerinde paramparça olduğunda bana her ihtimalle karşı tuşlu bir telefon ve yeni bir hat alıp yanı başıma bıraktılar. Arkadaşlarım gittikten sonra televizyonu açtım ve bir süre öylece boş boş ekrana baktım. Açıkçası içimde sakat kalışımın ve terk edilişimin acısı büyük bir derinlik oluşturmuştu. Bir saat kadar televizyona baktım ve canım sıkıldı. Dinlenmeye karar verdim ve televizyonu kapattım. Yorganı üzerime çektim ve biraz uykuya dalmaya çalıştım. Aradan bir dakika geçmedi ki yorganımın ayak uçlarından aşağıya doğru 4-5 santim kadar çekildiğini fark ettim açıkçası biraz garipsedim ama sanırım yorganın ağırlığından dolayı aşağıya sarktı diyerek üzerime çektim. Ancak 10-15 saniye sonra yorgan tekrar aşağıya doğru çekildi. Bu durum beni çok rahatsız etmişti. Korkmaya başlamıştım. Ama bir yandan kız arkadaşım Şeyma'nın bana sürpriz yapmak için oraya saklanmış olabileceğini düşündüm. Kafamı kaldırmaya çalışıp ayak uçlarıma bakmaya çalıştım. Kimse gözükmüyordu koltuğun yanına saklanmış olabilirdi. Bunu Şeyma'nın yaptığına emindim. Çünkü kendisi bu tarz şakalar yapmaya bayılan bir kızdı. Gülerek, tamam çıkabilirsin gördüm seni dedim. Ancak hiçbir çıt gelmiyordu. Bir süre bekledim ve hadi ama özledim seni. Lütfen sarıl bana dedim. Hala çıt yoktu. Kafamı yastığa koydum ve uyuyor numarası yapmaya başladım. O sırada yorgan olduğu gibi üzerimden yere doğru çekildi bir yandan bunu şeyma yapıyor derken bir yandan da içimde yavaş yavaş büyüyen korkular birikmişti. Dayanamadım ve bu aptalca şeye son vermek için koltuk kenarlarından güç alarak doğruldum. Kollarımla yanlara bastırarak kendimi koltuğun diğer ucuna götürdüm. Ancak bir terslik vardı. Koltuğun yanında kimse yoktu. O anda tüylerim diken diken oldu. Öyle ki saçlarımın bile ürpertiden dikildiğini hissediyordum. Evde yapayalnızdım. Arkadaşlarımın bir şakası olabilir mi diye üzerimdeki yorganın ucunda misina benzeri bir ip var mı diye baktım. Fakat hiçbir şey yoktu. İşte bu açıklanamaz bir olaydı. Korku içinde koltuk değneğimi aldım ve yorganın ucunu kendime çektim. Yere doğru eğilip ucunu yakaladım ve kendime çektim. Ardından tekrar yattım ve üzerime yorganı örttüm. Birkaç dakika korkuzan boş boş etrafa bakıp besmele çektim. Yorganın yerinden oynamadığını görünce biraz olsun rahatladım ve o anda uykuya daldım. Aradan dört saat kadar geçmişti. Uyandığımda saat öğlen on üç civarıydı. Güzelce dinlenmiş ve değiştim. Ancak bir sorun vardı. Yorgan yine üzerimde yoktu. Kafamı kaldırıp baktığımda yorganın yerde olmadığını fark ettim. Kendi kendime ne oluyor demeye başladım. Üzerimdeki yorgan yere gitmediyse neredeydi? O an gözüm kapı eşiğine ilişti. Yorganın ucu Harun'un odasına kadar gitmiş ve sadece ucu kapı girişinde kalmış. Korkudan göz bebeklerim büyüdü ve öylece çaresizce baka kaldım. Bu saçmalıktı. Ben gözlerimi pörtletmiş öylece bakarken kapı içinde kalan yorganın ucu da bir anda içeriye doğru çekildi. Daha fazla dayanamadım. Biri bana iğrenç bir şaka yapıyor olmalıydı. Bir kışımla olduğum yerden doğruldum. Koltuk değneklerimi aldım ve zorlarına zorlarına ayağa kalktım. Bunu kimin yaptığını öğrenmenin vakti gelmişti. Koltuk değneklerimle güç bela Harun'un odasının girişine kadar geldim. Kafamı içeriye uzattığımda yerde yorganı gördüm. Ancak odada kimse yoktu. Odaya girdim ve güçlükle dolabın kapağını açtım. Kıyafetten başka bir şey yoktu. Ardından odada kimsenin olmadığından emin oldum. Kendime gelmek için banyoya gittim. Elimi yüzümü iyice yıkadım ve tekrar yatmak için salona doğru yürümeye başladım. Kapıdan içeri girdiğimde dehşete düştüm. Yattığım yerde Şeyma'nın bizim evde bıraktığı oyuncak bebeği vardı. Bunu bana verdiğinde bebeğin kendisi için çok önemli olduğunu, bunu rahmetli babasının çocukken ona ilk aldığı hediye olduğunu söylemişti. Birbirimizi çok sevdiğimiz için aşkımızın bir nişanesi olarak bebeği bana hediye etmişti. Ancak bu bebeğin burada ne işi olabilirdi? Bebek benim odamda, bazamın altında duruyordu. Kafayı yemek üzereydim. Evde kimse yoktu. Bu saçmalığı kim yapıyor olabilirdi? Tek başımaydım. Arkadaşlarımın gelmesine saatler vardı. Öyle ki bugün iş yerinden geç gidip eve geç gelmek için izin istemişlerdi. Çünkü beni hastaneden getirmeleri gerekiyordu. İçim içimi yiyordu. Yavaşça koltuğa doğru yürüdüğüm sırada arkamda bir esinti hissettim. Sanki öylece arkamda dikiliyordu ve ben yürümeye başlayınca yanımdan ayrılmış gibiydi. Kafamı çevirip baktığımda kimsenin olmadığını fark ettim. Ardından koltuğa doğru yürüdüm. Bebeği elime aldım ve karşı koltuğa fırlattım. Ancak düzgün atmadığımdan dolayı bebek yere karşı koltuğun hemen dibine düştü. Belimdeki şiddetli ağrıdan dolayı tekrar kalkıp alamadım. Koltuğa oturdum ve değneklerimi duvara yasladım. Ardından evde ses olması için televizyonu açtım ve yüzüstü koltuğa yattım. En iyisi akşama kadar uyumaktı. Çünkü ben uyandıkça işler her geçen saat korkunç ve saçma bir hal alıyordu. Gözlerimi kapattım ve 10 dakikalık bir uğraşın sonunda uykuya tekrar dalabildim. Ancak uykuya tam daldığım esnada koltuktan aşağı sallanan elime bir şeyin değdiğini fark ettim. Hemen elimi çektim ve gözlerimi açtım. Daha az önce karşı koltuğun dibine düşen bebeğin elimin hemen altında olduğunu fark ettim. Korkudan kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Bu ne bir şaka ne de beynimin bana bir oyunuydu. Burada olan her şey açıklanamaz birer gerçekti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bu çaresizlikten başka bir şey değildi. Kazadan sonra ne olduysa karanlık bir güç beni rahatsız ediyordu. Bu daha ilk günümdü. Bundan sonraki günlerde bu şekilde olursa ben kafayı kesinlikle yerim diye düşünüyordum. İçimi rahatlatmak için hüngür hüngür ağladım. O sırada televizyonun sesi bir anda kesildi. Şansın böylesi. Elektrikler gitmişti. Ancak havanın hala aydınlık olması içimi bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Kendi kendime elektrikler ya gelmezse diyordum. O zaman karanlıkta yaklaşık 3-4 saat kadar arkadaşlarımı beklemek zorunda kalacaktım. Bu yüzden planımı yaptım ve güç bela mutfağa gidip mum ve çakmak aldım. Yanıma hepsini hazır ettim. Fakat yine tuhaf olaylar bitmek bilmiyordu. Az önce elimin altına gelen bebek bu sefer karşı koltuğa düzgünce yerleştirilmiş olarak duruyordu. Bu bebekte bir tuhaflık vardı. Belki de tüm bu acayip şeyleri bu bebek yapıyordu. Elimi aldım ve koltuğa oturdum. Bebeğin yüzünü kendi yüzüme iyice yaklaştırdım. Gözlerinin içine tam dikkatli bakıp incelemeye başladım. Sıradan bir bebekten başka bir şey değildi. O sırada yanımdaki sehpada bir tıkırtı duydum. İrkildim ve bebeği gözümün önünden hızla çektim. Allah şahidim olsun ki bebeği çektiğimde gözümün önünde bembeyaz korkunç bir çocuk silüeti belirdi. Bir metre boylarında tamamen kel, bütün vücudu bembeyaz ama sadece gözlerinin tamamı siyahtı. Simsiyah dişlerinin arasından kanlar akıyordu. Dehşet vericiydi. Bebeği çektiğim anda birkaç saniye gözümün önünde belirdi ve aniden yok oldu. Dona kalmıştım. Hani karabasan görünce insan konuşamaz, hareket edemez bir duruma gelir ya. İşte tam da o şekle girmiştim. Ne bağırabiliyor, ne hareket edebiliyor, ne de gözlerimi oynatabiliyordum. Yaklaşık bir dakika kadar öylece kaldım. Ardından vücudumdaki tüm kaslar yavaş yavaş gevşedi ve kendini bıraktı. Hiç vakit kaybetmeden telefonu elime aldım ve Yılmaz'ı aradım. İşten acilen izin almasını söyledim. Yılmaz panikledi ve bir sorun mu var diye sordu. Ben de. Evet, tuvalete gidemedim. Çok kötü durumdayım. Ne olur yetiş dedim. 15 dakika sonra Yılmaz Hızır gibi yardımına yetişti. Beni hemen kaldırıp sandalyeye oturttu ve tuvalete doğru götürdü. Tuvaletim falan yoktu. Zaten bunu kendim yapabiliyordum. Yılmaz dikkatlice pantolonumu aşağı indirdi ve klozete oturttu. Yılmaz'a utandığımı ve çıkmasını söyledim. Yılmaz da kafasını salladı ve tuvaletten çıktı. Bir süre tuvalette sifona basa basa vakit geçirdim. Ardından Yılmaz'ı çağırdım. Beni tekrar salona götürdü ve koltuğa yatırdı. Ardından karşıma oturdu ve ''İyi misin? Durumun nasıl?'' dedi. Normalde Yılmaz'a bu durumdan bahsetmeyecektim ama kendimi tutamadım ve gözyaşları içinde durumu anlattım. Yılmaz dediklerime inanıp inanmama arasında gidip geldi. Çünkü bu anlattıklarım ona çok absürt gelmişti. Yılmaz'ın inanması için parmağımla işaret ederek üzerimdeki yorgan Harun'un odasına nasıl gidecek? Ya da sen biliyorsun. Şeyma'nın oyuncak bebeği benim bazamın altında duruyordu. Buraya o bazadan nasıl geldi dedim. Yılmaz bebeğe baktı ve yüzü düştü. Bir anda şok geçirdi. O an Yılmaz'ın bu konu hakkında bir şeyler bildiğine adım gibi emin oldum. Yüzü düşmüş ve yere bakıyordu. Gözlerinin içine bakıp ne biliyorsan anlat Yılmaz. İyi değilim. Artık şu ilaçları içerek intihar edecek duruma geldim dedim. Yılmaz peki dedi ve derin bir of çekip Konuşmaya başladı. ''Senin kaza geçirdiğinin üçüncü günü, hastanede yattığın sırada ben evde gece bir tıkırtı duydum. Harun'un gece hayatta uyanmayacağını bildiğimden hırsız olabilir diye evi kontrol etmek istedim. Odadan çıktığımda koridorda sarı kırmızı parıltılar fark ettim. Bir baktım ki Harun'un odasından gelen ışıklardı bunlar. Bildiğin ateş yanıyordu odasında.'' yangın olabilir diye düşünüp koşarak odasına gittim. Kapıyı açtığımda Harun'u yerde bağdaş kurmuş odanın ortasında oturur halde gördüm. Sırtı bana dönüktü. Önüne 8-10 kadar mum koyup yakmış. Önünde tuhaf bir tahta parçası vardı. Yavaşça yaklaştığımda tahtanın üzerinde Şeyma'nın bebeğinin olduğunu fark ettim. Bebeği yatırmış, bebeğin karnına da bir kağıt koymuş ve üzerine bir şeyler yazıyordu. Ona seslenip ne yaptığını sordum ve bana cevap vermedi. Bir süre bekledim ve onu izledim. Adam transa geçmiş vaziyetteydi. Kağıda bir şeyler yazıp bitirdikten sonra kibriti çakıp kağıdı yaktı. Ardından yanında su dolu tenekeden bir tasa aldı ve küllerin içine döktü. Daha sonra suyun içine de birkaç tane kıl attı. Elini tasa daldırdı ve bazı şeyler tekrarlayarak suyu bebeğin her yerine sürdü. Ardından bebeğin altına bir kesik attı ve ufacık bir pamuğu tasa koydu. Tası alıp ayağa kalktı ve yüzüme bile bakmadan tuvalete gidip döktü. Daha sonra odaya geldi ve ışığı açtı. Mumları söndürdü. Ne yapıyorsun oğlum sen diye sorduğumda özel bir ayin yaptığını söyledi. Ne ayininden bahsediyorsun sen diye çıkıştım ben de. Harun da bana bunun aileden gelen bir ritüel olduğunu, sağlık ve şifa için yapıldığını söyledi. Bunu senin için yapmış. Yani kazadan sonra ağrılarını, acılarını bu bebeğe aktarıyormuş ve senin bu zor döneminde daha rahat atlatmanı sağlıyormuş. Yani tamamen senin iyiliğin için olduğunu söyleyince sesimi çıkarmadım. Ancak ertesi sabah iğrenç bir haber aldık. Şeyma, Harun ve ben hastaneye senin durumun hakkında bilgi almaya gelecektik. Şeymayı almaya gittik ama kız bir saat boyunca çıkmadı telefonu aradığımızda aradığınız numara kullanılmamaktadır dedi. Ben de Harun'la gidip zile bastım. Kız cama çıktı. Hadi hastaneye gideceğiz. Seni bekliyoruz dediğimizde. Bize arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım. Bu kadar sıkıntıyı atlatacak gücüm yok. Siz arkadaşınıza söylersiniz dedi. İkimiz de şok olduk. Hatta yolda Harun'a. Bu kız böyle değildi. Acaba dün gece yaptığın ayin Kızımı etki etti diye sordum. Harun da saçmalama diye çıkıştı. Şimdi düşündüğümde belki de dediklerin bundan dolayı olabilir. Çünkü dün gece ben de rüyamda sürekli korktuldum. Sabah uyandığımda yatağımın dibinde bir sürü ekmek kırıntısı buldum. Beni bilirsin ben hayatta yattığım odada bir şeyler yiyip içmem. Kendi kendime düşündüm ve belki de yemek yerken üstüme döküldü. Ben kırıntıları yatağımın başına kadar getirmiş olabilirim dedim. Ama bu kadar fazla ekmek kırıntısı da böyle bir şey için oldukça fazlaydı. Bu işe anlam veremediğim için fazla üzerine düşmedim.'' dedi. Şok geçirmiştim. Duyduklarıma inanamıyor, inanmak da istemiyordum. ''Peki bu yaşadığım şeyler Harun'un ayini yüzünden olduysa onu çağıralım. Akşam gelip düzeltsin. Ben ağrı acı çekmeye razıyım. Tüm gün evlisiyet başımayım ve korkunç şeyler yaşıyorum.'' Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı dedim. Yılmaz hemen çıkıştı ve olmaz dedi. Harun'un bildiği şifa aynı. Eğer böyle ters teptiyse ona güvenemeyiz. O yüzden internetten bu işi profesyonelce yapan birini bulup buraya çağıralım. Ondan yardım isteyelim dedi. Yılmaz haklıydı. Harun kaç yaparken göz çıkardıysa ona güvenemezdik. İşleri tekrar düzelteyim derken daha da kötü yerlere taşımasına izin veremezdik. Bu yüzden Yılmaz'ın dediğine katıldım ve telefondan yakınlarda bu işlerle uğraşan bir kadın bulduk. İsmi Feris Nalan diye biriydi. Kendisine vakit kaybetmeden telefonla aradık ve durumumuzu anlatıp evimize davet ettik. Kadın da duyduklarından sonra ikiletmeden kabul etti. Yaklaşık bir saat kadar sonra evimizde kırklı yaşlarda, zayıf, örgülü saçlı, garip giyinimli bir kadın geldi. Kapının eşiğinden salona girdiği sırada, Direk bebeğe dikkatle baktı. İyice bir süzdü ve daha yolda gelirken burada bir sıkıntı olduğunu hissettim. Bu evde çok güçlü ve tehlikeli bir enerji hissediyorum. Rica etsem şu bebeği başka bir odaya götürür müsün diye Yılmaz'a ricada bulundu. Yılmaz da kırmadı ve hemen bebeği odaya götürdü. Kadın telefonunu çıkardı ve Necmi Bey size atacağım adresi ivedilikle gelmenizi rica ediyorum dedi. Ardından koltuğa oturdu ve biraz bekleyin dedi. Tabii biz kadının çağırdığı Necmi ve gelene kadar tekrar tekrar başımızdan gelenleri anlattık. Yaklaşık bir saat kadar sonra 55-60 yaşlarında beyaz saçlı, takım elbiseli, biraz kilolu bir beyefendi evimize geldi. Nalan Hanım'a baktı ve inanmıyorum. Burada büyük bir tehlike var dedi. Nalan Hanım da daha yolda kendini hissettirdi. Bu kadar güçlü bir enerjiyi ilk defa hissediyorum dedi. Ardından Necmi Bey çantasını koltuğa koyup açtı. İçerisinden fıspısa benzer çok gösterişli bir şişe ve bir kitap çıkardı. Kitabı açtı ve dış kapı eşiğinden itibaren elindeki şişedeki sıvıyı evin her yerine serpti. Bir yandan da elindeki kitaptan duaya benzer bir şeyler okudu. En son salona bu işlemi yaptığı sırada Harun'un odasından karga sesine benzeyen ama daha gür ve ürkütücü bir ses yükseldi. O anda odadaki herkes panikledi. Necmi Bey hemen kitabın ilk sayfalarını açtı ve bazı kelimeleri söyledi. O anda duvarda ne kadar çerçeve, saat gibi şeyler varsa yere döküldü. Ancak evin içinde hiçbir sallantı olmamıştı. Necmi Bey'in yüzü bembeyaz oldu. Bize döndü ve bu Betir dedi. Korkudan bağırarak Necmi Bey Betir dediğiniz şey ne dedim. Necmi Bey bana yaklaştı ve iblis ve ifrit gibi çok güçlü şeytanların en tehlikeli evladı. Bu cin çok nadir görülür. Bir insana musallat olduğunda ona yaptıramayacağı şey yoktur. Mesela normal bir kafir cin insana en fazla kafayı yedirir. Ama Betir ve onunla eş değerdeki tehlikeli cinler çok daha fazlasını yapar. Musallat olduğu insanı, onun yakınındakileri, ailesini, akrabasını ve hatta yolda yakınından geçen herhangi birini bile öldürebilir. Çoğu zaman intihar vakalarında da betir görülebilir. Çok sinsi ve kurnaz bir cindir. İnsanı korkutarak eziyet verir. Daha sonra da onu öldürür. Sizin anlattığınız şifa ayini falan tamamen yalan. O gece bu adada betir görevlendirilmiş. Genç bir kızı sevdiğinden soğutup ardından kendisine aşık ettirmiş. Daha sonra kızın sevdiğini delirtip öldürmek üzere büyük bir büyü yapılmış dedi. Ardından bana yaklaşıp, yani seni ortadan kaldırmak istemiş arkadaşın dedi. Öylece boş boş bakıyordum. Hastaneden çıktığım saatten bu yana korkunç ve ahmakça şeylere şahit olmuştum. Necmi Bey'e baktım ve ''Hocam, Harun akşam on gibi burada olur. O geldiğinde tepesine çökelim ve büyüyü bozduralım.'' dedi. Necmi Bey kafasını sağa sola salladı ve Maalesef arkadaşın gelmeyecek. Betir, bizim her adımımızı gözetliyor. Çoktan yardımcı cinleriyle Harun'a haber uçurmuştur. O buraya bir daha gelmez. Hatta işi gücü bırakıp bir yere saklanmıştır dedi. Ben de, peki Necmi Bey, ne yapacağız dedim. Necmi Bey, bekle dedi. Mutfağa gidip koca bir bıçak aldı. Ardından bebeği eline aldı ve önce şu aracıdan kurtulacağız dedi. Bıçakla önce bebeğin kafasını ardından da tüm uzuvlarını hızla kesip kopardı. O anda karşı koltuğun olduğu duvarda kıpkırmızı gözleri olan dev bir kara gölge belirdi ve evi deprem olurcasına sarsarak dehşet veren bir sesle anlamadığımız bir dilde bir şeyler söyledi. O anda evdeki herkes koşarak dış kapıyı açıp evden kaçmaya başladı. Hepsi de korkudan beni odada unuttular. Ben arkalarından ne kadar seslensem de beni duymadan kaçıp gittiler. Ben de o anki panikle kendimi yere attım ve sürünerek salondan çıkmaya çalıştım. Evin sarsıntısı o kadar kuvvetliydi ki binadakilerin panikle bağırarak kaçıştığını duydum. O kadar çaresiz bir durumdaydım ki tek başıma terk edilmiştim ve sürünerek kaçmaya çalışıyordum. Tam dış kapıya geldiğimde ayak bileğimden bir şeyin beni kavrayarak içeri doğru çektiğini fark ettim. Evin içinde bir çare bas bas çığlıklar atıp ağlıyordum. Kafamı çevirdiğimde arkamda iki tane karanlık gölgenin beni çektiğini fark ettim. Tek dikkat edebildiğim ikisinin de insan formatında olması ve sivri kulakları terse dönmüş bacaklara sahip olmasıydı. Tam işim bitti derken aklıma son bir şey geldi. Salona doğru çekilirken avazım çıktığı güçte üç defa ''Hak, milik olan Allah pek yücedir.'' Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim olan, Ars'ın Rabbidir diye bağırdım. O anda, tüm sarsıntı sona erdi ve, her şey bir anda durdu. Salondaki duvara baktığımda, o koca karanlık şeyin, ortadan kaybolduğunu fark ettim. Allah'ın isminin ve kudretinin, ne kadar güçlü olduğunu, bir kez daha anlamış oldum. Kendi kendime, iyi ki ona sığınmışım dedim. Salonun ortasında, güçsüz düşmüş durumda, Saatlerce yatıp kaldım. Aradan yaklaşık 4-5 saat geçmiş olacak ki dış kapı açıldı ve içeri Yılmaz, Nalan Hanım ve Necmi Bey girdi. Hemen arkasında ise mahçup bir yüz ifadesiyle iki elini karnında birleştirerek Şeyma içeri girdi. Necmi Bey ve Yılmaz beni kaldırıp koltuğa oturttular. Hepsinin yüzünde bir gülümseme vardı. Necmi Bey elini omzuma attı ve ''Helal olsun sana evlat'' dedi ne olduğunu anlam veremiyordu. Donuk bir vaziyette yüzlerine bakarak ben pes ediyorum dedim. Necim Bey güldü ve olur mu öyle şey? Sen öyle güzel bir şey haykırdın ki Rabbim sana sahip çıktı. Sana bunu söylemeni ben de sevdim. Belki hiçbir şey düzelmeyecekti. Ancak sen en zor anında Rabbine sığınıp o kadar güzel bir şey haykırdın ki Betir ve emrindeki cinler bir daha sana yaklaşamayacak bir duruma geldiler. Büyü bozuldu. Harun denen kafir buralardan kaçtı ama Betir ve dinleri onu helak etmek için çoktan peşine düştüler. Bundan sonra için rahat olsun. Her şey yoluna girdi. Bak Şeyma da düzeldi. O da burada ve artık senin yanında dedi. O an Şeyma koştu ve bana sımsıkı sarıldı. Bir anda tüm sıkıntılarım ortadan kalkmış oldu. Allah her zaman ona sığınanların yanındadır. Ve hiçbir güç ki Ondan daha yüce değildir. Aradan birkaç sene geçti. Bacaklarım kısmen düzeldi ve artık toparlayarak yürüsem de ayaktaydım. Evime bakmak için işime gidebiliyordum. Kazadan sonra gelen tazminatla güzel bir market açtım. Arkadaşım Yılmaz'la beraber ortaklaşa bu marketi işletiyoruz. Ayrıca işlerimiz de çok iyi durumda. Bu arada Şeyma'yla evlendik. Ayrıca Yılmaz'la da bacanak olduk. Şeyma'nın kardeşiyle birbirlerini görüp sevdiler. Nasipse bu yaz evlenecekler. Zor günleri geride bıraktık. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Emel. Benim korku dolu yaşantım. 18 yaşlarındayken babamın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle başlıyor. Babam inşaatlarda çalışarak evini geçindiren annemisi ev hanımı sıradan insanlardı. Ben ise evin tek evladı ve göz bebeği kızlarıydım. Ben 18 yaşlarındayken babam kısa süreli bir iş için şehir dışına otobüsle gittiği sırada otobüsün devrilmesiyle feci şekilde hayatını kaybetti. Annem ve ben küçücük evimizde yapayalnız kaldık. Bir süre yaz tutsak da babamın ölümüyle evimize para girmediği için benim ve annemin çalışması gerekiyordu. Annem bir firmada temizlik personeli olarak işe başladı. Patronun bizim durumumuzu öğrenmesi üzerine bana da bir iş bulundu. İşin ne olduğunu öğrenmek için annemin patronunun yanına görüşmeye gittim. Adam bana çok yakın bir arkadaşının yatalak annesi için yatılı bir bakıcı aradığını ve bunun için çok güzel bir maaş vereceğini belirtti. Açıkçası işe bu kadar ihtiyacımız varken Böyle bir teklifi reddetmem imkansızdı. Maaşı oldukça iyiydi. Burada bir süre güzel bir birikim yapabilirdim. Annemle görüştükten sonra iş teklifini kabul ettim. Birkaç gün sonra annem elinde bir kağıtla eve geldi. Kağıdı bana uzatıp yarın öğlen vaktinde bu adrese gidip adamla görüş, yarın işe başlayacaksın. Yanını kıyafetlerinde almayı unutma dedi. Kağıdı aldım ve ertesi gün Öyle vaktinde yazılan adrese gittim. Ev dışarıdan muazzam gözüküyordu. Üç katlı güzel bir villaydı. Geniş ve kornaklı bir bahçesi vardı. İçerisinde yüzme havuzu ve bakımlı meyve ağaçları vardı. Bir süre evi dışarıdan inceledikten sonra bahçedeki zile bastım. Bir dakika kadar sonra kapıyı 45 yaşlarında karizmatik bir adam açtı. Adam beni görünce şöyle tepeden tırnağa bir güzel süzdü gülümsedi ve sen emel olmasın dedi. Ben de gülümsedim ve evet benim dedim. Beni içeri buyur etti. Önce bahçeyi bir güzel gezdirdi. Evin ihtişamından gözlerimi alamıyordum. Ardından evin içine girdik. Bana bazı odaları gösterdi ve salona buyur etti. Tekrar gülümsedi ve Emel'cim burası artık senin evin sayılır. Bu evde annem ve ben yaşıyoruz. Annem yaşlanınca bazı sağlık sorunları yaşamaya başladı. Akıl sağlığı pek yerinde değil, fazla hareket etmez, konuşmaz, pek bir zahmeti yok. Sadece ona iyi bakman yeterli olacak dedi. Ben de kendisine bu görevi en iyi şekilde yapacağımı belirttim. Adam elini omzuma attı ve benim ismim Vural. Bir sorun olursa telefonla her zaman ulaşabilirsin. Sabah 7 gibi evden çıkarım, akşam saat 8 gibi eve gelirim kimi zaman ise tüm gün evde olurum. Gel sana odanı göstereyim dedi. Odama geldiğimde nutkum tutuldu. Daha önce böyle bir odada yaşamayı bırak görmedim bile. Oldukça etkilenmiştim. Kendi kendime keşke hep bu evde yaşasam diyordum. Eşyalarımı odama bıraktım ve ardından Vural Bey'in annesinin odasına geçtik. Yaşlı, beyaz kısa saçlı bir kadın yasakta öylece yatıyordu. Vural Bey annesine beni göstererek ''Anneciğim, bu yardımcın Emel. Bundan sonra sana o yardım edecek.'' dedi. Kadın kafasını çevirip gözücüyle baktı ve tekrar eski haline döndü. Vural Bey son konuşmalarını yaptı ve işe gitmek için evden çıktı. Ben de mutfağa geçtim ve yaşlı kadın için ılık bir süt ısıttım. Ardından bardağı alıp odasına gittim. Yaşlı kadını yavaşça doğrulttum. Komedinin üzerindeki sütü içirmek için ağzına götürdüğüm sırada Yaşlı kadın bir hamlede bardağı elimden alıp duvara fırlattı ve parçaladı. Duvar tamamen cam kırıkları ve süt lekeleriyle kaplanmıştı. Yaşlı kadın öfkeyle defol buradan dedi. Ne olduğunu anlayamamış ve şaşırmıştım. Pakize hanım sizi üzecek bir şey mi yaptım diye sordum. Kadın 90 derece kafasını bana doğru çevirdi ve birkaç saniyeliğine göz bebeklerini bembeyaz hale getirip geri düzeltti. O anda Sanki ruhum çekilmiş gibi korkmuştum. Neredeyse altımı etmek üzereydim. Yaşlı kadın dişlerini sıkarak seni bir daha uyarmayacağım dedi. Korkuyla koşarak odadan çıktım ve kendimi bahçeye attım. Yaşlı kadın neden bana bu kadar sert davranmıştı? Göz bebeklerinin birkaç saniye beyaz olması gerçekten normal miydi diye kendi kendime sorgulamaya başladım. Bir süre sonra onun sadece yaşlı ve akıl hastası bir kaçık olduğunu kendime söyledim ve eve girdim. Elime kürek, süpürge ve bez aldım. Kadının bardağı fırlattığı yeri temizlemek için odasına girdim. Kapıyı açtığımda kadının karşımda ayakta dikildiğini gördüm. Göz bebekleri yine bembeyazdı. O an dona kaldım. Ne yapacağımı bilemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Kadın yüzüme baktı ve bir şeyler fısıldadı. Dişlerini gösterdi ve tökezleye tökezleye üzerime yürümeye başladı. Hayatıma yeni bir başlangıç yaptığım ilk dakikalarda akıl almaz ve korkunç olaylar yaşıyordum. Kadının bana zarar vermesinden korktum ve hızla dış kapıya koştum. Ancak ne yaparsam yapayım kapı bir türlü açılmıyordu. Kadının o anda odadan çıktığını fark ettim ve hızla koşarak ikinci kata çıktım. Kadın merdivenlerin önünden geçip mutfağa doğru ilerledi o sırada çekmeceyi açıp oradan bıçak aldığını duydum. Korkudan altıma etmek üzereydim. Gözyaşları içinde koşarak üçüncü kata çıktım ve kendimi karşıdaki banyoya atıp kapıyı kilitledim. Hemen karşıdaki duvara sırtımı dayadım ve yere çöküp sessizce ağlamaya başladım. Bir süre sonra kadının merdivenden yavaş yavaş yukarı çıktığını fark ettim. Ayak seslerine bakılacak olursa daha birinci katı yeni çıkıyordu. Hemen ardından bir ses daha eklendi. Elindeki bıçağı merdivenin korkuluklarına takır takır vuruyordu. Bayılmak üzereydim. Bu kadın ruh hastası değil başka bir şeydi. Göz bebekleri beyaza dönen başka bir insan görmedim. Daha tanımadığı bir insanı bıçakla öldürmek istemesi de cabası. Yaşlı kadın ilk kata çıktı ve tekrar bir şeyler fısıldadı. Fısıltısı benim yanıma kadar geliyordu sanırım beni ikinci katta odaları tek tek gezerek arıyordu. O sırada aklıma telefonum geldi ve hemen cebimden çıkardım. Kadın sürekli anlamadığım şeyi tekrarlıyordu. Kadın bu garip cümleyi tekrarlarken ben de tek tek internete yazdım. Çevirisine baktığımda bunun İbranice bir tehdit olduğunu öğrendim. Cinlerin lideri adına beni kurban edeceğinden bahsediyordu. Kendi kendime ne cini bu diye söylendim. Vural Bey'in numarası olmadığı için ne yapacağımı bilemedim. O anda aklıma annemin patronu geldi. Hemen adamı aradım ve acilen Vural Bey'in beni aramasını söyledim. Birkaç dakika sonra Vural Bey beni aradı ve ne olduğunu sordu. Ben de Vural Bey annenize bir şey oldu. Gözleri bembeyaz oldu ve eline bıçak alıp beni kovaladı. Üçüncü kattayım. Banyoda saklanıyorum. Lütfen yardım edin dedim. O sırada kadının ayak seslerini fark ettim. Bu sefer üçüncü kata çıkıyordu. Artık benim için çok geçti. Vural Bey telefonu hopurları almamı söyledi. Son çare telefonu hopurları aldım ve kapıya yaklaştım. Yaşlı kadının ayak sesleri kapının önündeydi. Vural Bey besmele çekti ve bir anda sureler okumaya başladı. Kadın bunu duyar duymaz çığlıklar atmaya başladı. Elindeki bıçağı fırlattı ve bağırarak merdivenden hızla inmeye başladı. Ne olduğu hakkında bir gram bilgim yoktu. Vural Bey duasını bitirdi. Ardından Emel merak etme şimdi odasına kaçtı. Akşama kadar da oradan bir yere ayrılmaz. Sen rahatlıkla işine bakabilirsin dedi. Ancak ben ağlayarak hayır işime falan bakmıyorum. Ben gidiyorum dedim. Vural Bey dur sakın bir yere gitme. Geliyorum dedi ve telefonu kapattı. Nereye gidebilirim ki? Banyodan çıkmam bile imkansızdı. Neyse ki Vural Bey hemen eve geldi ve koşarak yukarı çıktı. Kapıyı açtım ve ağlayarak hemen kendisine sarıldım. O da benim o halime dayanamadı ve sarılıp saçlarımı okşayarak tamam geçti. Ben yanındayım diyerek sakinleştirdi. İçim bir anda huzur bulmuştu. Benden ne kadar yaşça büyük biri olsa da parası, karizması ve bana olan ilgisi sayesinde kendine bağlamıştı. Ardından parmağıyla gözyaşlarımı sildi ve hiçbir yere gitmiyorsun seni bırakmam dedi. O anda kalbimden beni vurmuştu. Ben artık hiçbir yere gitmeyecektim. Bu evin genç hanımı olacaktım. Zaten bu yaşlı kaçıkta fazla yaşamaz ancak bu dualar, sureler ve cin mevzusunun ne olduğunu Vural Bey'e sordum. Elimi tuttu ve annem akli dengesini yitirince cinler ona musallat oldu. Ama sakın korkma. Sana bir kağıt vereceğim. İçinde yazan sureyi okuduğun an karargah olarak gördüğü odasına kaçar ve orada kalır. Zaten o sureden sonra da cinler bir süreliğine annemin bedeninden ayrılıyor ve rahat bırakıyor. Bunu sana söylemediğim için özür dilerim. Korkup kaçarsın diye korktum. Senden çok hoşlandım. Kaybetmek istemiyorum dedi. Adam resmen benden hoşlandığını söylemişti. Hemen bundan yüz bularak yanağından öptüm ve ben de senden hoşlandım dedim. Bu Vural Bey'in çok hoşuna gitmişti. Vural Bey güzel bir kahve hazırlamak için mutfağa indi. Ben de peşinden inerken bir an kendimden utandım. Cahil bir kız gibiydim. Kendimi ağırdan satmam gerekirken daha iki saat önce tanıştığım patronumla aşk yaşıyordum. Bu gerçekten utanç vericiydi. Ancak böyle gösterişli bir ev için her şey mübahtı gözümü para hırsı bürümüştü. Beraber mutfağa indik. Kahvemizi alıp havuzun başında baş başa keyif yapıp sohbet ettik. Ardından Ural annesinin şu anki halini görmem için beni tekrar odasına götürdü. Kapıyı açtığımızda yaşlı kadını uslu uslu yatağının kenarında otururken bulduk. Kadın biz içeri girince heyecanla kafasını kaldırdı. Bana baktı ve "Kızım, senden çok özür dilerim." ben bunları isteyerek yapmıyorum. Affet beni ne olur evladım dedi. Ben de Vural'ın gözüne girmek için hemen yanına gidip dizlerimin üzerine çöktüm ve ellerinden öperek olur mu anneciğim size kesinlikle darılıp üzülmedim. Siz benim annemden daha ötesiniz. Bundan sonra hep yanınızdayım diyerek kadına yalakalığımı yaptım. Vural da bu halimizi görünce çok mutlu oldu ve gülcükler saçarak aramıza girip İkimizi de sımsıkı kucakladı. Zavallı Vural. Bilmiyor ki bu yaptıklarımın hepsi sadece para içindi. Hemen mutfağa gittim ve hızlıca güzel bir yemek hazırladım. Ardından önce Vural'ı sofraya davet ettim. Ardından odaya gidip annesinin koluna girip öpe öpe mutfağa getirdim. Özellikle zavallı Vural'ın gözüne girmek için mutfağa girince apayrı bir ilgiyle sandalyeye oturttum. Yemekleri tabaklara koyduktan sonra annesine yemekleri ellerimle yedirdim. Yemekler yendikten sonra annesine ne işe yaradığını bilmediğim otlardan çay hazırladım ve bunun dinlendirici bitki çayı olduğunu söyleyerek kadına içirdim. Kadın tadını sevmese de bunun çok yararlı bir çay olduğunu iddia ederek Vural'ın gözüne soka soka içirdim. Vural benim tüm bu ilgimden çok memnundu. Ardından beraber annesini odasına götürdük. Yatağına yatırdıktan sonra yaşlı bunağın üzerini güzelce örttüm. Ardından alnından öpüp iyi geceler anneciğim dedim ve odadan çıktım. Vural elimden tuttu ve beraber bahçeye çıktık. Bana döndü ve gözlerimin içine aşkla bakarak daha önce annem çok bakıcı kaçırdı. Senin gibi ilgilisi, senin gibi şefkatlisini ilk defa görüyorum. İyi ki geldin dedi ve alnımdan öptü. Daha sonra biraz hava aldık ve uyumak için odalarımıza çekildik. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykumu alt kattan gelen inleme sesleri böldü. Başta ne olduğunu çözemedim. Daha sonra buna kadının uyanmış olabileceği aklıma geldi. Yataktan çıkmayı hiç istemiyordum. Ama Vural benden önce uyanırsa onun gözünden düşebilirdim. O yüzden hemen yasaktan fırlayıp alt kata indim. Şükürler olsun ki Vural uyanmamıştı. Yaşlı kadının kapısını tıklattım ve içeri girdim. O da Zifiri karanlıktı. Odanın girişinde hemen solda gece lambasının düğmesine bastım. Yatağa yaklaştığımda kadını göremedim. Kendi kendime yine tongaya düştük diye söylendim. O sırada sol taraftan bir ses geldi. Kafamı çevirdiğimde tekli koltuğun üzerinde yaşlı kadının vücuttan ayrılmış kafatasını fark ettim. Kelle ağzı açık bir şekilde öylece duruyordu. Ancak gözleri fıldır fıldır sağa sola dönüyordu. Korkudan delicesine çığlık atarak odadan kaçtım. Koridora kendimi attığım sırada karşımda kadının iple boynundan asılmış bedenini fark ettim. Kadın ölüydü ama öylece bana bakıyordu. Gözleri hala oynuyordu. Kafayı yemek üzereydim. Gözlerimi kapattım ve delicesine çığlıklar atmaya devam ettim. Bir süre sonra Vural üst kattan koşarak yanıma indi. Işığı açtığında beni yerde çığlıklar atarak ağlarken buldu. Hemen geldi ve sarılıp geçti. Tamam artık yanındayım diye teselli vermeye başladı. O sırada yaşlı kadının odasının kapısı açıldı. Kadın dışarı çıktı ve iyi misin evladım dedi. Şok geçirmiştim. Delirmek üzereydim. Önce kadının kellesini koltukta buldum. Daha sonra cansız bedenini ipte salı buldum. Şimdi ise hiçbir şey olmamış gibi karşımda dikilmiş öylece bana bakıyordu. Çıldırmak üzereydim. Asıl konu paraydı ve hızla kendime gelerek çok korktum. Ben sesler duyunca annenize bir şey oldu sandım dedim. Yaşlı kadın yavaşça yanıma geldi. O da bana sarıldı ve saçımı okşayarak ah evladım korkma sakın dedi. Bu sırada saçımı okşarken ara ara tırnaklarını kafa derime geçirerek çizdiğini fark ettim. Ama vurala çaktırmamak için sesimi çıkarmadım. Bir süre sonra yaşlı kadına yatırdık ve odalarımıza gitmek için merdivenlerden çıktık. Vural bana baktı ve eğer korkarsan bu gece yanımda uyu dedi. Aslında normal şartlarda bunu kabul etmezdim ama hem para hem de korkmamak adına reddetmedim. Vural'ın odasına geçtik ve ayrı ayrı yatıp uyumaya başladık. Vural hemen uykuya dalsa da benim gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Gözlerimi sımsıkı kapadık. Öylece duruyordum. Kendi kendime, buraya gelişimi ve yaşadıklarımı sorgulamaya başladım. Bu sırada yeniden aşağıdan gelen inleme seslerini duydum. Gözlerimi açıp ne olduğunu anlamaya çalışayım dedim ama birden göreyim. Odanın kapısının önünde, Upuzun karanlık bir gölge hareketsizce dikiliyordu. Bu karabasan gibi bir şeydi. Çok korkuyordum. Hemen gözlerimi kapattım. Ancak bu fayda etmiyordu. Yorganın üzerimden çok yavaş bir şekilde aşağıya doğru çekildiğini fark ettim. Daha fazla dayanamadım ve hemen Vural'ı uyandırdım. Vural gözlerini açtı ve "Ne oldu?" dedi. Ben de kendisine aşağıdan inleme seslerinin geldiğini söyledim. Vural birkaç saniye kulak verdi ve "Hayır, ben bir şey duymuyorum." dedi. "Ama ben duyuyorum." dedim. Vural tekrar kulak verse de duymadığını ve yatıp uyumamı söyledi. Ardından tekrar kafasını yastığa koyup uykuya daldı. Çıldırmamak elde değildi. Benim bu inleme seslerinden uyumam imkansızdı. Neyse ki o geceyi güç bela birkaç saatlik uykuyla geçirdim. Sabah Vural ve annesine kahvaltı hazırladım. Ardından annesini odaya götürdükten sonra Vural'ı işe yolcu etmek için kapıya geçtim. Vural beni öptü ve tam çıkacağı sırada kolundan tuttum. Gitmeden önce bana annen için gerekli olan sureyi yazacaktın. Onu yazıp verir misin dedim. Vural özür dileyerek çantasından kalem kağıt çıkardı ve sureyi yazıp elime verdi. Vural'a işe yolcu ettim ve ardından temizliğe başladım. Elektrikli süpürgeyle yerleri süpürdüğüm sırada kulağıma yine yaşlı kadının fısıltıları geldi. Fısıltılar halinde gelen bu ses aslında kulağıma değil beynime geliyordu sanki. Sesler elektrikli süpürgenin sesinin önüne geçmiş durumdaydı. O anda yaşlı bunağın odasının kapısı hızla çarparak açıldı. Kafamı oraya doğru çevirdim. Kadın kapının önünde yerden 4-5 santim havada asılı vaziyette durduğunu gördüm. Gözleri yine bembeyazdı. Hemen aceleyle cebimden kağıdı açıp sureyi okudum. Sureyi duyduğu anda kadın yere düştü. Kafası bir anda öne eğildi. Sure işe yaramıştı. Süpürgeyi kapattım ve öfkeyle kadının yanına gittim. Saçlarından sertçe çekerek kadının kafasını kaldırdım. Gözleri düzelmişti. Suratına okkalı bir tokat yapıştırıp yere serdim. Ardından üzerine çıktım ve birkaç tane daha tokat yapıştırdım. Dişlerimi sıkarak "Burala gitti anneciğim. Şimdi ne olacak? Benimle uğraşacak mısın?" dedim. Kadın, "Kızım ne oluyor bilmiyorum ama bunları ben yapmıyorum." dedi. Ben öfkeyle yine bir tokat yapıştırdım ve ardından saçlarından tutarak kendime çektim. Bir daha sakın olmasın dedim. Kadın yalvaran gözlerle bana baktı ve ben onun annesi değilim dedi. Kaka attım ve yeni oyunun bu mu dedim. Kadın, kızım ben annesi falan değilim. Beni annesi olarak tanıtıyor. İnanmıyorsan odamda yatağın altında bir kapak var. Onu kaldır ve aşağı bak. Senin gibi nice genç kızları tuzağına düşürdü dedi. Kadın yalan söylüyor olabilirdi ama doğru da olabilirdi. Hangi zengin adam benim gibi sonradan görme bir mahalle kızını severdi ki? Bunu öğrenmenin tek yolu kadının dediği yere bakmaktı. Elimde kağıdı hazır halde tutarak yatağı itekledim. Altında ahşaptan bir kapak vardı. Yavaşça kapağı kaldırdım. Karanlığa doğru bir merdiven gidiyordu. Yaşlı kadına döndüm ve Buranın ışığı var mı diye sordum. Kadın kapının hemen sağında olduğunu söyledi. Işığı yaktım ve önden sen gideceksin dedim. Yaşlı kadını önüme kattım ve merdivenlerden aşağı doğru inmeye başladık. Bir süre sonra odaya indik. Karşımda büyük bir kafesin içinde genç bir kızı fark ettim. Kız inliyordu. Bu duyduğum inleme sesleri kızdan geliyordu. Kafese vurup kızı uyandırdım. Kız bana baktı ve Belki iki saniye korkarak baktı. Kıza sert bir şekilde senin bu kafeste ne işin var? Burada neler dönüyor? Çabuk anlat yoksa seni gebertirim dedim. Kız korkuyla kafasını salladı ve Vural adam beni annesine bakmam için işe aldı. Birkaç gün sonra aşık olduğunu söyleyerek evlilik vaadiyle kandırdı. Annesine cinler musallat olduğunu ve ondan korunmak için bir ritüel yapıldığını söyledi. Ritüelde önemli olan Kendileri zanmış. Ritual tamamlanınca bir anda bayıldım ve kendimi burada buldum. Meğer bu pislik benim gibi genç bakire kızları ifrit adındaki bir cin için kurban ediyormuş. Bunun karşılığında da zenginlik ve para sahibi oluyormuş. Burada cinlerin zulmüne kattığı genç kızların gücü tükendiğinde onları yan odada ruhlarıyla beraber cinlere teslim ediyor yani öldürüyor. Bu adam bir ruh hastası. Lütfen beni buradan kurtar. Sıradaki kurban benim. Benden sonraki de sensin dedi. Kafa sallayarak, üzgünüm, kendi başının çaresine bak dedim ve arkamı döndüm. O sırada ışıklar bir anda kesildi ve kapak kapandı. Karanlık olduğundan elimdeki kağıttan sureyi okuyamıyordum. Ceplerimi yoklayıp telefonumu bulmaya çalıştım ama telefonumu yukarıda unutmuş olduğumu fark ettim. İşte şimdi işim bitmişti. Karanlığın içinden ufak beyaz bir parlaklıkla yaşlı kadının yüzü belirdi. Dili resmen yılanın dili gibiydi. Gözleri bembeyazdı. Bedeni ise bir ölününki gibiydi. Fısıldayarak senin için yolun son dedi. O sırada şiddetli baş ağrısı çekmeye başladım. Korkudan çığlığı bastım. O anda yukarıdaki kapak açıldı. Hemen ardından da ışıklar yandı. Bu gelen vur Hemen yanımıza koştu ve öfkeyle sizin burada ne işiniz var dedi. Ben de aynı şekilde öfkeyle asıl burada neler dönüyor anlat dedim. Vural gözlerimin içine sert sert baktı. Sen sadece bir kurbansın dedi. Elini havaya kaldırdı ve tam bana vuracağı sırada yaşlı kadın Vural'ın üzerine atladı ve yere düşürdü. Yerde boğuşmaya başladıkları sırada yaşlı kadın bana kaç buradan diye bağırdı hemen merdivenlerden yukarı koşmaya başladım. Arkama son bir kez baktığımda Ural'ın kurtulmak için yaşlı kadını öldüresiye yumrukladığını gördüm. Başından beri günahını alıp eziyet ettiğim kadın şu anda benim için kendini feda ediyordu. Hızla yukarı koştum ve dış kapıya geldim. Ancak kapı yine açılmıyordu. Ural eli yüzü kan içinde odadan hızla çıktı. Üzerime doğru yürüdüğü sırada elimdeki kağıdı aldım ve sureyi okudum. Elimi kapıya attım ve açmayı denedim. Kapı açıldı. Ural'la göz göze geldik. Ural bana kahkaha atarak baktı ve bu sureyi üçüncü okuyuşundu. Artık sen de ruhunu onlara kurban ettin. İstediğin yere git. Artık onlara aitsin dedi. Arkama bile bakmadan koşarak oradan uzaklaştım. Günler günleri kovaladı ama ben o günkü yaşadığım olayları bir türlü atlatamadım. Bir ay içinde hayattaki tek varlığım annem bir gece ansızın vefat etti. Daha doğrusu onu benden cinler aldı. Birkaç gün sonra da cinlerin eziyetleri başladı. Bu eziyetler yıllarca sürdü. Şimdi sadece cinler tarafından kurban edilmeyi bekliyorum. Her şey için artık çok geç. Hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan biri de benim için Kendini feda eden yaşlı kadın oldu. Aklımdan yıllarca çıkmadı. Vicdan azabı benimle her yere geldi ve ben büyüdükçe bu azap da büyüdü. İkinci en büyük pişmanlığım ise paraya tapmak oldu. Yani sizin anlayacağınız, para benim için çok daha fazlasına mal oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Yaşanan duyguları gerçekten kelimelerle anlatabilmek mümkün mü? Yaşadıklarımı anlatacağım ama o duyguları yaşamayanın hissedebileceğini hatta hayal bile edebileceğini düşünmüyorum. Küçük yaşlarda yaşadığımız bazı olayların vehametini o zamanlar fark edemiyoruz. Büyüdükçe ne büyük travmalar geçirdiğimizi fark ediyoruz. Yaşananlara dönüp baktığımızda ben nasıl delirmedim ya da nasıl hala yaşayabiliyorum diyor insan. Böyle bir hayatım vardı. Yaşadıklarımı anlatmaya başlıyorum. Adım Kübra. Şu an 30 yaşındayım ve evliyim. Anlatacaklarım biraz uzun olacak. Vaktinizi aldığım için şimdiden hakkınızı helal edin. Mutlu bir aile hayatım oldu demek isterdim ama mutluluk hayatımın ilk yıllarında, çocukluk dönemimde benden çok uzaktı. 6 kişilik bir ailem vardı. Annem, babam ve 4 kardeşim. Dört kardeşin üçü kız bir erkekti. Bir numaramız ablam, iki numaramız abim, üç numaramız ve diğer ablam ve ben de dört numaralı ailenin sona kalanıydım. Bunun bile hayatıma olumsuz yansımaları oldu. Normalde en küçük olan daha çok sevilir, küçük olduğu için el üstünde tutulur. Bende durum tam tersiydi. Babam fazlalıkmışım gibi bakardı bana. Para durumumuz ben doğmadan önce iyiymiş. Ben o iyi dönemi hiç göremedim. Annem hep anlatırdı veya eski resimlere baktığımda görürdüm. Gerçekten durumumuz çok iyi konumdaymış. Oturduğumuz evimiz çok güzeldi ve çok severdim o evi ama içinde yaşadıklarımı asla unutamam. Aslen Malatyalıyız ama ben 3-4 yaşlarındayken İstanbul'a taşınmışız. Benim babam alkol bağımlısıydı. Çocukları arasında üç numara olan ablamı çok severdi. Onun için ölürdü. Diğerlerimiz için ise durum tam tersiydi. Bizden nefret ederdi. Bunun bir nedeni var mı? İnanın bilmiyorum. Dediğim gibi babam alkol bağımlısıydı. Başka aileler akşam olsun bir araya gelelim diye beklerken ben hiç akşam olsun istemezdim. Çünkü eften püften sebeple kavga çıkar ve her gece dayak yemeden yatağımıza girmezdik. Babam dövmeden uyutmazdı bizi sağolsun Dayaksız bir günümüz geçmez Bütün etraf ve bina sakinleri Evimizde çıkan kavgaya alışır olmuştu Her akşam evimize Bizi babamızın elinden almak için Ya komşu ya da polis gelirdi Babamla ilgili en son olay ise Uyuduğumuz sırada Gece 3 sıraları Annemi dövüyordu Yine alkollüydü Sıra bize de gelecekti Bunu kavganın şiddetinden hissediyordum ve beklediğim oldu. Yataklarımızdan bizi tokatlayarak uyandırdı. Daha ne olduğunu anlamadan annem ve bizi sokağa atmıştı. Çaresiz bir şekilde annem ve biz dört kardeş kala kaldık. Allah razı olsun. Çok sevdiğimiz bir komşumuz vardı. Sevgi teyze evine aldı bizi. Annem ve sevgi teyze oturuyordu. Bize ise yer yapmışlardı. Annemle sevgi teyze konuşuyor. Annem hem ağlıyor hem de anlatıyordu. Derken ben de uykuya yenik düştüm ve uyudum. Uykumun üzerinden çok geçmedi. Siren sesleri ve herkesin cama koşmasıyla uyanmıştım. İtfaiye, polis ve bir kalabalık vardı mahallede. Başta ne olduğunu anlamasak da babam geç saatlere kadar alkol içtiği için sarhoş olmuştu. Kendi idaresini kaybetmiş. Elindeki alkol şişesini evin içine dökmüş. O güzel evimizi ateşe vermişti. Olanları az çok tahmin edersiniz. Polisler, ambulanslar, komşular, her şey ve herkes oradaydı. Ama kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Artık dayanamıyorduk bu zulme. Allah'a yalvardım. Annemi artık bu adamın dayandan ve zulmünden kurtar diye yalvardım. Çocukların duası kabul olur diye düşünüyordum. Bu olaydan sonra annem ve babam boşandı. Bazı şeyleri anlamaya başlamıştık. Abim, ablam onlar da büyüyordu ve hepimizde bir kaygı bozukluğu korku, panik ve her şey vardı. Babam boşandıktan hemen sonra evlendi. Zaten hayatında başka bir kadın varmış. Babamın şu an o eşinden üç tane kızı var. Ben yaşadıklarımın hesabını Allah'a bıraktım. Nasıl psikolojide insanlar olduğumuzu anlamışsınızdır. Neyse asıl olaylara geliyorum. Abimin askerlik çağı gelmişti ve asıl her şey şimdi başlıyordu. O zamanlar ben 10 yaşlarındaydım. Her şey güzel gidiyordu çok şükür. Biz babamdan kurtulduk derken meğerse bizi daha uzun yıllar yıpratacak olan abim vardır sırada. Abim çok efendi birisiydi. Arkadaşları tarafından çok sevilen biri. Her gün evimize bir arkadaşı gelirdi. Yusuf'u almadan gitmeyi Sedef teyze diye anneme diller dökerlerdi. Sofrada olsak dayı bekler abim olmadan gitmezlerdi. Abimi asker eğlencesi düzenlendiğinde Gerçekten düğün alayı gibiydi. Çok kalabalıktı ve çok mutlu bir şekilde onu askere uğurladık. Biz okulumuza devam ederken ablam ve annemizi işe gidip geliyorlardı. Abim yoktu artık. Evde dört kadın kalmıştık ve herkes bir düzen oturtmuştu. Babam olmadan da yaşayabiliyorduk. Bu mutluluk böyle devam ediyordu. Annemle ablam bize bir gün olsun yokluk göstermediler. Bizim için çabaladılar. Abim Acemi birliğini Manisa'da yapıyordu. Fakat annemle ne zaman telefonla konuşsa, abim askerliğin ona çok ağır geldiğini, dayanamadığını falan söylüyordu. Bu durum bizi üzüyordu. Abimin böyle haberini almak yüzmüştü bizi. Elimizden bir şey gelmiyordu. Yapmak zorundaydı. Biz de beklemek zorundaydık. Bir gün telefon geldi. Annemi askeriyeden aramışlardı. Abimin psikolojik durumunun kötü olduğunu ve onu hava değişimi için bir süre eve göndereceklerini söylemişti. Telefondaki kişi, abimi heyecanla bekliyorduk. Biz, bize olan özleminden zorlandığını düşünüyorduk ve onun gelmesini iple çekiyorduk. Abim hava değişimi için geldi. İlk geldiği sıralar hiç konuşmadı. O cıvıl cıvıl yerinde duramayan neşeli, efendi, saygılı ve ne ararsanız bulduğunuz abimden eser kalmamıştı. Biz de ergenliğe adım atmak üzereydik. Bir yaş büyüğüm olan ablamla her şeyin farkındaydık. Kötü şeyler gene sıraya girmiş bizi bekliyordu. Bir gün bize Malatya'daki akrabalarımızdan ayıptır söylemesi 3-4 kutu kuru yemiş gibi şeyler göndermişlerdi. Annem bunları hep birlikte yeriz diye saklamışlardı. Ama bizim canımız çektiği için ablamla onu bulup bir kutunun yarısını yedik. Kutuyu da Mutfak tezgahının üzerinde unuttuk. Sonra abim geldi. Bir anda biz panik yaptık ve korktuk. Korkmamızın nedeni. Abim geleli birkaç gün olmuştu. Fakat bizimle hiç konuşmadı ve öyle sert tavırları vardı ki çok çekiniyorduk ondan. Evde annem ve ablam yoktu o gün. Diğer ablam Sema ile ikimiz vardık. Abimin geldiğini görünce odamıza gittik. Yaklaşık beş dakika sonra abim benle Sema'yı yanına çağırdı. Korkarak yanına gittik. Bunları siz mi yediniz dedi. Biz de evet abi biz yedik dedik ama nefes alamıyorduk. Anladık bizi dövecek. Çağırdığı ses tonundan bunu biliyorduk. Bize banyoya gidin geliyorum dedi. Biz Sema ile banyoya gittik. Bekliyorduk olacakları. Abim içeri girdi. Elinde bir çekiş vardı. Bize banyonun küvetine girin dedi. Ne diyorsa yapıyorduk. Çekicin demir kısmını avucuna gelecek şekilde tuttu. Tahta kısmı bizden tarafta kaldı. Ellerinizi açın dedi. Açtık ve bize öyle bir dövdü. Öyle bir dövdü ki babamızın bile bütün dayaklarını arattı. Hala dün gibi hatırlıyorum. Biz öleceğiz diyordum içimden. Sema çok narindi. En çok da onun çektiği acı gitmiyor gözümün önünden. İkimizi de yüreği soğuyana kadar dövdükten sonra çıktı banyodan. Yatağınıza gidin, uyuyun. Annem geldiğinde de sakın kalkmayın dedi. Çünkü her yerimiz morarmış, ellerimiz tutmuyor ve okula gidip kalem bile tutamayacak hale geldik. Annemin bizi öyle gördüğünde başına gelecekleri biliyordu. Akşam oldu ve annemle ablam işten geldiler. Biz Sema ile yatağın içinde yanımıza ilk annem mi yoksa ablam mı gelecek diye bekliyorduk. Ablam geldi. Sema ile uyuyor numarası yaptık. Sırtımızı döndük ama ablam bizi öpmek için eğildiğinde halimizi gördü ve bağırdığını hatırlıyorum. Annem koşup içeri geldi. Ne oldu? Sizin bu haliniz ne diye sordu. Sonra abime seslendi. Yusuf sen mi yaptın bunlar dedi. Abim hayır onlar yaptırdı dedi. Hepimiz buz kesmiştik. Annemle ablam çalığına döndü. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Birimizi ablam birimizi annem kucağına aldı vücudumuzdaki morluklara bakmak için üzerimizi soydular. Bizimle ilgileniyorlardı. Bir yandan da ağlıyorduk ikimiz. Abim zulmünden kurtulduk dediğimiz babamı aratmıyordu bize. Biz ondan gördüklerini bize yapıyor zannediyorduk. Annemler bir arayış içindeydi. Abimi düzeltmenin yollarını arıyorduk. Onu hocalara götürüyorlar, dualar okutuyorlar ve korunması için cevsen yazıyorlardı. Hatta Adiyamanda Menzil diye bir yer varmış. Kutsal sayılırmış. Fakat fazla bir bilgim yok. Son çaremiz oraya götürdüler ama faydası yoktu. Abim günden güne değişiyor ve hatta dönüşüyordu. Bu böyle sürerken bir gün iyi, bir gün kötü oluyordu. Annemle ablam çalışmak zorundaydı. Abimle bizi yalnız bırakmak istemiyorlardı. Okuldan eve döndüğümüzde annemle ablamın işten gelmesine 2-3 saat kalıyordu. İnanır mısınız? O 2-3 saat sanki 2-3 yıl gibi geliyordu. Her an korkuyla geçiyordu. Annemle ablam yokken evin içinde kendi kendine konuşuyor, küfürlere diyordu. Sanki birileriyle konuşuyordu abim. Sema ile ben odamızda tit çıkarmadan çaresizce bekliyorduk. Yeter ki abim kızmasın, bize vurmasın diye nefes bile almıyorduk. Evde annem ya da ablam olunca eski abim oluyordu. Bu durum İyice psikolojimizi bozmuştu. Günü gününü tutmuyordu abimin. Abimin kafa izni bitmişti. Askere gitmeden önce yine abimle baş başa kaldığımız bir gün Sema ile bana askerden döndüğünde bize dini bilgiler soracağını, bizi bir sözlüğe sokacağını ve eğer doğru cevaplar vermezsek bize yine aynı şeyleri yapacağını söyledi. Bu soruları kusul abdesti nasıl alınır? Namazın farzları nelerdir? Rabbin ve kitabın kimdir? peygamberin kimdir gibi sorulardı. Asla dinle ilgisi ve alakası olmayan abim bizi din sınavına çekecekti. Bu dünyanın tersine dönmesi gibi bir şeydi. Bizi daha da korkutmaya başladı. Tekrar askeriyeye döndü. Zaman geçti ve o gün geldi. Evde yine o, ben ve ablam Sema vardık. Biz de unutur sormaz diye düşündük. Okulumuza gidip geliyor ve hayatımıza devam ediyorduk. Abim de Eskisi gibi olmasa da normaldi. Gelişinin üzerinden biraz zaman geçmişti. Yine okuldan geldiğimiz bir akşam evde sadece abim vardı. Biz Sema ile odamıza geçtik. Tüm yaşadıklarımızın üzerinden zaman geçmişti. Korkularımızın soğumasını sağlamıştı. Ta ki abimin yine aynı ses tonuyla buraya gelin demesiyle aynı korku, aynı düşünceler, aynı ev ve aynı yalnızlık iliklerimize kadar işlemişti. Bize sorular sormaya başladı. Bizden çıt yok ve tekrar sordu. Gusül nasıl alınır? Rabbin kim? Peygamber kim? Bilseydik bile söyleyecek cesaretimiz yoktu. Çünkü karşımızdaki bizim abimiz değildi. Ellerine garip garip sıkıp bakıyor ve gözlerine duvara dikip sadece sorular soruyordu. İçimizden dualar ederken çok şükür kapı çaldı ve gelen ablamdı. Ne yapıyorsunuz diye sordu bize. Hiç abla abimle oturuyorduk diyebildik ve abim birdenbire eski abim oldu. Ablamın gelişiyle her şey değişti. Hep böyle devam ediyordu. Abimle yalnız kaldığımızda hep fısıltılar halinde birileriyle konuşuyordu. Bunu fark ettiğimde ise bak onlar sizi sınava çekmemi istiyor. Siz günahkarsınız yanacaksınız diyordu. Bir gün abime abi sen bize kıyamazdın. Nasıl oldu da bizi böyle dövüyorsun dedim. O da sizi döven ben değilim, onlar deyip duruyordu. Bizi dövdükten sonra her defasında yalvarıyor ve özür diliyordu. Onlar kulağıma hep bir şeyler söylüyor. Kardeşlerini, annen döv diyorlar diye anlatıyordu bize. Babamdan sonra abimin bunları yapmasını annem kaldıramıyor ve onun sağlığı için hastaneye yatırılmasının doğru olduğunu düşünüyordu. Öyle de oldu. Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmeye başladı ama hiç de iyiye gitmiyordu. Hatta daha da kötü olmuştu. Buradan çıkınca hepinizi öldüreceğim diyordu. Abimi de kaybediyorduk. Onu bizden alıyorlardı. Annemlerin görüştüğü hocalar abimin çok saf ve iyi olduğu için her şeyi çok aşırı düşündüğünden onların etkisi altına girdiğini söylediler. Hiçbir çare bulunamadı. Bu Böyle devam edecekti, kabullenmiştik. Abim uzun süre tedavi gördü. Bazı anlar dünyanın en iyi insanı oluyor, bazı anları ise yanında durmak istemeyeceğiniz hareketler yapıyordu. Tedavisinin ardından normale dönmüştü ya da bize rol yapıyordu. Abim şu an hala devam eden rahatsızlığından dolayı bazı ilaçlar kullanıyor. Abim gün geçtikçe daha iyiye gitti. Evlendi ve 3 çocuğu var şükürler olsun ki çok mutlu. Çocukları onu şu anda hayata bağlayan tek şey. Umarım abim hep iyi kalır. Ben de evlendim. Annem büyük ablamın yanında kalıyor. Hepimiz şu anda mutluyuz. Yaşadığımız bazı olaylar hayatımızın nasıl şekilleneceğini direkt etki ediyor. İnşallah hep iyi insanlarla karşılaşır ve mutlu bir hayat yaşarsınız. Ön yargılarımızdan kurtulmalıyız. Kimsenin neler yaşadığını bilmeden Kimsenin hayatı hakkında peşin fikirli olmayın, hep iyi niyetli kalın.